biz 30 seneden beri bu işleri yaparız. Marul ekeriz, patlıcan ekeriz, biber ekeriz, maydanoz, roka, soğan, yani bütün sebzeleri ekeriz. Yalnız bu deprem kimseyi bırakmadı Antakya'da. Antakya'da kimse olmadığı için kimseye satamaz olduk. Ve buraya müşteri gelmez oldu. Çünkü şehir yok oldu. Şehir yok olunca bu marullar, gördüğünüz marullar hepsi elimizde kaldı. Sağ olsun Büyükşehir, yani hem Antakya, Hatay Büyükşehir, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize yardımcı oluyor. Ve bu marulları da oraya kadar taşıyorlar. Yani elimizden alıyor, bize yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun. Ve herkesten Allah razı olsun. Bütün ilgilenenlerden razı olsun. Bu marullar böyle el emeği, göz nuru. Şöyle göstereyim. Şöyle bakınız. Bu marullar çok şahane marul. Çok güzel, mükemmel marullar. İçleri de çok şahane. Hiçbir şey yok, bembeyaz. Bakınız şöyle tertemiz. Organik marul. Yani bu marullarda ilaçlama yok, hiçbir şey yok. Sadece hayvan gübresinden olmaktadır. Çok şahane marullar. Mahallesinin bir çiftçisi olarak, yani biz her zaman bu işi yapan insanlarız. Yani ıspanak olsun, pancar olsun, marul olsun, ne olursa olsun biz bununla kalkınıyoruz. Ama şimdi deprem dolayısıyla bu büyük bir afetten sonra yani pazarımız kalmadı, sebzehanımız kalmadı, doğru dürüst manav kalmadı. Antakya olduğu gibi bitti, mahalleler hepsi bitti. Defne dediğimiz bütün Hatay'ın, Antakya'nın bütün ilçeleri mahvoldu vaziyette. Ektiğimiz ıspanaklar şimdi bu yetişti mi kesilmedikten sonra hemen bir yarım metre oluyor. Yarım metre böyle olduktan sonra zaten kimse onu almıyor. Marul da keza aynı şekilde koparılmadıktan sonra dünüyor veya içi yanıyor. Onun için yani emeğimiz yani bu depremden artı yetiştirdiğimiz mal tarlalarda böyle sürülüyor. Ne süreceğiz ya işte böyle kimin yardımlarıyla ya inşallah Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aracılığıyla belki bir kısmı kurtulur, belki emeğimiz karşında bir şeyler kazanma imkanımız olur. Çünkü uzadı mı kimse almıyor artık. Sürmek zorunda kalıyoruz. Zaten gübre pahalı, aynen ilaçlar da pahalı, işçilik de pahalı. Ne yapacağız? Vallahi inan ki çıkmazayız. Vallahi doğduğumdan beri çalışıyorum. Yani hep çalışıyorum, hep. Depremden sonra bir ay oturduk, bir şey iş yapmadık. Yeni mallar hepsi çürüdü, sürdük. Şimdi işte yeni yeni başlıyoruz. İşte sattık yani biraz. Ucuza gitti ama. Yine ancak şey çıkardı, masraf, ancak. Yine boşuna çalıştık bu sene. Vallahi bilmiyorum ne yapacaklar. Devam ederse yetişir de. İşte alırlarsa yetişir. Almazlarsa? Almazlarsa süreriz. Öyle oluyor yani. Büyükşehir Belediye'miz çoğu malımızı aldı. Ondan sonra Büyükşehir Belediye Başkanları'yla görüştü. Onlar da ilgilendi. Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sağ olsunlar onlar da ilgilendi. Bir sürü yardımsever de bana ulaştı sağ olsunlar. Ellerinden gelince yardımcı oldular bize. Ama hala ürünümüz bol, yetişmiş. Şöyle göstereyim. Şu anda ilk aracımızı Kadıköy Belediyesi'ne göndereceğiz bugün. Allah'a şükür inşallah devamı gelir. Devamı geldikçe bu ürün yerde kalmaz çünkü yerinde ölecek. Çoğu insanımız sürdü. Ama biz de bu ürünümüz her çalardan çıktığımızda gözümüzün önünde yetişmiş ve çok kaliteli, çok temiz ürünler. Elimizde kalmaması için Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Yani üretimin çoğalması için üreticiye destek verilmesi lazım. Bunun başka bir şey yok. Üretmezsek çoğalamayız, büyüyemeyiz. Önce çiftçi, her şeyden önce çiftçi. Bu hayvancılık için de geçerli, tarım için de geçerli, besicilik için de geçerli. Her dalda da aynıdır bu. Yani ben bunu üretmezsem, sen üretmezsen, o üretmezse bunu biz 50 lirayı, 100 lirayı tanesiyle bulamayacağız. Bize destek nasıl olur? Hükümet olarak gelir, belirler tarlayı, destek çıkar, kayıtlı olmayan çiftçiyi kayıt ettirir. Geri girse mazot desteği, gübre desteği bu Antalya'daki, bu Mersin'deki, Adana'daki, Hatay'daki ve Türkiye'nin her bölgesinde olan bütün üreticilere aynı şekilde destek çıkılması lazım. Denetimli bir destek. Gerekse çiftçinin kullandığı ilaçtan tutun, her şeye destek vermesi lazım hükümetin.